Bu videomuzda sizlere zirve ticari, finansman ve üretim paketlerinde bir sonraki yıla devir işlemlerinin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesini temsil eder. Devir işlemleri yapılmadan önce programın mutlaka yedeklenmesi ve güncel versiyonun yüklü olması gerekmektedir. Bir diğer önemli hatırlatma ise e-fatura kullanıcıları için 2021 yılında kesilen faturaların 2021 yılında gönderilmesi gerekmektedir. Programın firma giriş ekranındaki yıllar bölümüne 2022 yazarak giriş yap butonuna tıklanır ve 2022 yılı oluşturulur. 2022 yılına giriş yapılır. Duyuru ekranına kapat denilerek otomatik devir ekranına ulaşılır. Devir işlemlerine başlanmadan önce, devir işleminden önce yedek alınsın işaretli olmalı ve devir yapılacak yıl alanının doğru olduğundan emin olmalısınız. Devir işlemleri ekranında tüm modüller, kartlar ve açılışlar işaretli olarak gelmektedir. Eğer bir sonraki yıla devir işlemi yaparken modül seçimi yapmak isterseniz, ilgili modülün işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki yıla devir işlemi yapılırken sadece kartlar aktarılmak istenirse, açılışlar butonundaki tik kaldırılmalıdır. Bu sayede açılış kartlarını devre dahil etmemiş oluruz. Daha sonra 2021 yılındaki fatura, cari, kasa ve banka işlemleri bittiğinde 2022 yılı içerisindeki devir modülünden tekrar devir yapılabilmektedir. Kart tiklerini kaldırarak sadece açılış kartlarını aktarabilirsiniz. Tekrar devir yapılmak istendiğinde, önceden aktarılan kartlar güncellensin seçeneği işaretlenmelidir. Ayrıca devir seçenekleri kısmında cari, stok, banka ve kasa modülleri için ayar yapabilirsiniz. Örneğin, cari modülünde ödeme planında ödenen taksitlerin aktarılmasını istemiyorsanız, bu alanı işaretlemeniz gerekir. Aynı zamanda carilerinizin dövizli işlemlerini aktarmak istiyorsanız, dövizli bakiyeleri dikkate al butonunu işaretleyebilirsiniz. Veya stok devirleriniz için istediğiniz maliyet yöntemini seçebilirsiniz. Bir önceki yıldan yalnızca çek senet modülünü devretme işlemi gerçekleştirilememektedir. Çek senet modülünü devredebilmeniz için mutlaka cari ve banka kartlarının devir işlemlerini yapmış olmanız gerekmektedir. Başlangıç vade tarihinden büyük olan tahsil edildi, ödendi, iade edilen ve iade alınan dışındaki evraklar bir sonraki yıla devredilecektir. Bu nedenle başlangıç vade tarihine müdahale edilmemelidir. Devir işlemi gerçekleştirilirken genel tanımlar işaretli ise ticari ayarlar, genel tanımlar ve kağıt dizaynlar bir sonraki yıla devredilecektir. Tüm bu bilgiler ışığında eğer standart bir devir işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız devir yap butonuna tıklayarak devretme işlemine başlanır. Devir süresi data yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Devir tamamlanmıştır yazısı gelmeden ekrana müdahale edilmemelidir. Devir işlemi tamamlanmıştır uyarısına tamam denilerek kapat butonuyla çıkış yapılır. Devir işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Devir işlemleri zirve ticari, finansman, üretim paketlerimiz içindir. Müşavir paketinde devir işlemi yapılmamaktadır. Yıl sonu kapanış ve açılış işlemleri yapılması yeterlidir. Zirve ailesi olarak herkese iyi yıllar dileriz.